Değerli arkadaşlar, merhabalar. Tekrar iyi akşamlar diliyorum. Yeni haftaya başlarken özellikle hafta sonu itibariyle dolar TL ve endeksin özellikle yabancı takasıyla ilgili analizini sizlerle paylaştım. Yabancıların neler alıp sattıklarını ve yabancı payının ne durumda olduğunu, herhangi bir sat sinyali oluştu mu, yabancılar satışa geçti mi noktasında endeksle alakalı olarak görüşlerimi ve analizlerimi paylaştım. Ancak bu analizler ardından sizlerden çok fazla miktarda hisse bazlı analiz yapmam konusunda bir talep geldi. Bazı hisselerin çok yoğun bir şekilde analizi istenmekte. Bu nedenle vaktim el verdiğince ki saatler şu anda oldukça geç 01'leri göstermekte. Ama istedim ki sorularınızı bir şekilde yeni haftaya başlamadan, piyasa açılmadan hiç olmazsa birkaç hissenin de analizine yapmak suretiyle yanıt vermiş olabileyim. Değerli arkadaşlar, ilk analize Aselsan ile başlayacağım. Sizler Aselsan'ı sürekli olarak soruyorsunuz. Ben de defalarca analiz yapmak durumunda kaldım bu hisseyle ilgili olarak. Maalesef biliyorum ki özellikle şurada gördüğünüz 47'ler seviyesine yaptığı atak döneminde Aselsan'ın 60'lara 80'lere gideceğine dair piyasaya verilen doping anlamındaki yalan yanlış bilgiler sonrasında Aselsan çok ciddi bir geri çekilme yaşamış ve 20'ler seviyesine gelmişti. Ve yüksek seviyelerden alım yapmış olan insanlar aylardır büyük bir merakla Aselsan'da bir yükseliş olmasını bekliyor. Endeks yükselirken Aselsan niçin yükselmiyor? Endekste niçin ayak uyduramıyor gibi sorularınızın ardı arkası kesilmiyor. Sevgili arkadaşlar, Aselsan'la ilgili olarak birçok defa analiz yaptım ve her analizimde aynı şeyi söyledim. Aselsan'a yabancı ilgisi olmazsa, Aselsan'a yabancılar ciddi şekilde bir alım yönünde pozisyon almaya başlamazlarsa maalesef Aselsan'ın kayda değer ciddi bir yükseliş yaşaması oldukça zor görünmekte. Elbette ki yerli yatırımcının ilgisi de Aselsan için önemlidir ama hepimiz artık şu gerçeği biliyoruz ki yabancı ciddi bir alım yapmazsa, ciddi bir alım ilgisi göstermezse yerliler de bu hisseye yönelik olarak yeteri kadar ilgi göstermiyorlar, umut bağlamıyorlar, beklemede kalıyorlar. Dolayısıyla Aselsan evet çok güçlü bir şirket, mükemmel bilançolar açıklıyor, çok ciddi anlaşmalar yapıyor, dolar bazlı mükemmel siparişler alıyor ama her zaman söylediğim gibi değerli arkadaşlar, maalesef ve maalesef ki borsada çok değerli olan bir hissenin, çok kıymetli olan bir hissenin değer kazanacağının herhangi bir garantisi olmadığı gibi belki de bilançosu berbat olan bir şirket şu veya bu haberle veya bir takım spekülatif hareketlerle 3 günde, 5 günde, 10 günde %100'ler, %200'ler civarında primler yapabiliyor. Bu konu mantık sınırlarını zorlayan bir kavram, kabul ediyorum. Ama borsa böyle bir dünya değerli arkadaşlar. Evet dedik ki Aselsan için yabancılar çok önemlidir. Yabancıların alımı yoksa, yabancılar ilgi göstermiyorsa Aselsan'da hareketlenme ihtimali biraz zor. Ve Aselsan dar bir bantta hareket etmek durumunda. Arkadaşlar Aselsan için yabancının hafta başındaki payına baktığımız zaman %19,23 ile Citi yabancının lider olduğunu ve %13,79 ile Deutsche yabancının ikinci sırada yer aldığını, İş Yatırım'ın ise %11 civarındaki bir payı ile üçüncü sırada yer aldığını görmekteyiz. Hafta başındaki tablo böyleyken arkadaşlar, haftanın son günü itibariyle tablonun ne olduğuna bir bakalım. Yani Cuma günü itibariyle takas değişimi nasıl gerçekleştiğine bir bakalım. %19,23 idi Citi yabancının, takas liderinin payı %19,18'e düşmüş. 0,15 gibi ufak miktarda bir satış yapmış. Deutsche yabancıya bakalım arkadaşlar. Deutsche yabancı %13,79'dan %12,44'e düşmüş. Yani yaklaşık %1,4 civarında önemli sayılacak olan bir düşüş yaşanmış. Bir pay azaltımı söz konusu olmuş, satış yapmış sonuç itibariyle. İş Yatırım'a baktığımız zaman ise 10,95'lik payını 11,25 seviyesine yükseltmek suretiyle ufak bir artış yaşanmış. Bu konudaki arkadaşlar, bu yabancı kurumların net rakamlarına bakacak olursak, buradaki tablomuz bize göstermekte ki Deutsche yabancının payının azaldığını zaten az önce tespit ettik. Deutsche yabancı 4 milyon lot civarında bir satış yapmış. Citi yabancının payında ufak bir azalış vardı. 158 milyonluk bir 158 milyon pardon 158 bin lot civarında bir satışının olduğunu görüyoruz. HSBC ise 92 bin civarında bir alım yapmış durumda. Değerli arkadaşlar, yabancının geçtiğimiz hafta Aselsan'a herhangi bir ilgisinin olmadığını ve Aselsan'da satış yaptığını bir şekilde gördük ve tespit ettik. Şimdi arkadaşlar, Aselsan'la ilgili olarak bir de para giriş çıkışlarıyla ilgili olarak bazı verileri ve bazı kritik verileri anlamaya çalışalım.
Biliyorsunuz para giriş çıkış veyahut da pivot değerleri ve teknik sinyal sonuçları ile ilgili olarak borsapivot.com isimli bir web sitesi bulunmakta. Bu site bir takım verileri yayınlıyor. Bazı bölümleri veya bazı önemli bölümlerinin ücretli olduğu bir site olduğunu sıklıkla bahsediyorum sizlere bir veri sitesi olması bakımından. Arkadaşlar bu sitenin verilerinden, bilgilerinden istifade etmek kaydıyla günlük para çıkışı ile ilgili bir dengeye bakmak istiyorum. Para çıkış bölümünü tıkladığım zaman şurada hisse adını yazmak üzere enter diyorum. Ve Aselsan'ın arkadaşlar bana son 5 günlük para giriş çıkış tablosunu vermekte. Son 4 gün önce 27 milyonluk bir çıkış varmış ama ondan sonra daha düşük miktarlarda para çıkışları yaşanmış. Ve son 5 gün itibariyle arkadaşlar net anlamda 42 milyon civarında 42 milyon TL civarında bir para çıkışının olduğunu görüyorum ki önemli bir para çıkışı yaşanmış. Zira yabancı satışları da zaten bu durumu tetikleyen bir tablo konumunda. Teknik analiz sonuçlarına bakacak olursak kısa vadeli sonuçlara bakalım arkadaşlar. Zannediyorum ki sat konumunda olması lazım. Sat sinyali içerisinde veya etkisi içerisinde olması lazım. Şuraya Aselsan yazdığım zaman Aselsan'ın bana en son hangi sinyal etkisinde olduğunu verecek. Evet Aselsan arkadaşlar 4 gün önce 24.32 fiyat seviyesinden bir sat sinyali oluşturmuş teknik kriterler itibariyle ve sonuç itibariyle arkadaşlar bu sat sinyalinin ardından 23.72 seviyesiyle bir kapanış olmuş ve %3'ler civarında gelen olumsuz sinyalin ardından bir kayıp yaşanmış. Dolayısıyla bu sinyali takip eden insanlar %3 civarında avantajlı konumda diyebiliriz veya bu zarardan korunmuştur diyebiliriz. Şimdi sevgili arkadaşlar teknik detaylara bakacak olur isek Aselsan için bu grafiği sizlerle zaman zaman paylaşmaktayım. Aselsan 47'ler yakınlarından 20'ler seviyesine doğru yaşamış olduğu düşüşte 47 ile 20'ler seviyesindeki bölgeyi referans olarak kabul ettiğimiz zaman karşımıza çıkan Fibonacci çiziminde Aselsan için özellikle 23.6 bölgesinin önemli bir destek ve direnç konumunda olduğunu, kimi zaman bu desteğin aşağısına sarkmalar olsa da 22.5'lar 23'lere yönelik bir geri çekilmeler yaşanmış olsa da tekrardan bir tepki oluştuğunu ve 25 üzerine 25.50 üzerine yönelmek ardından da şu bölgeye yani 38.2'deki 29.70 direncine doğru bir hareketlenmenin yaşandığına tanık olmaktayız. Şurada gördüğünüz gibi yaklaşık 5-6 aylık bir süredir bu 25.50'nin aşağısına sarkmalar sonrasında yaşanan bir tepki ancak 30'lara yaklaşırken ise tekrardan bu direncin etkisiyle bir geri çekilme olayını görmekteyiz. Özetle bu tablo bana şunu ifade etmekte. Aselsan'da %15'lik 20'lik bir dilimi dikkate almak üzere trade eden bir yatırımcı grubu var. Bunun bir kısmı yabancıdır, bir kısmı yerlidir. O çok önemli değil. Ama Aselsan için 25 seviyesinin aşağısına inişler kademeli alım. Ama 26-27 bölgesine yaklaşımlar ise kademeli satış olarak değerlendirilmekte ve bu aradaki %10'luk %15'lik marjda bir trade oluşmakta. Ancak Aselsan'ı belli seviyelerden toplayıp da daha yukarı seviyelere yani 35'lere 40'lara gibi daha yukarı seviyelere götürmek gibi bir niyetin şu anda yabancının yeteri kadar ilgi göstermemiş olması nedeniyle görememekteyiz. Bu açıdan eğer ki arkadaşlar yabancı takasında kayda değer az önce sizlere tablo olarak gösterdiğim Deutsche yabancı ve City yabancının bunlar takas lideriydi. Bunların ciddi alımları da görür isek ve özellikle 25-50-60 seviyesi üzerine çıktıktan sonra bu 27'ler civarlarında yani 28'ler civarlarına ulaştığı zamanlarda bu bölgelerden satış yapmıyorlar ise hatta alımlarını artırmak, hacmi de artırmak şeklinde bir tavırları var ise bu durumda 38.2 bölgesi olarak gördüğümüz 29.70 yani 30 diyelim biz buna yuvarlak bir ifadeyle 30 seviyesini aşmak üzere daha önemli bir atak yapma niyetlerinin olabileceğini düşünebiliriz. O halde kritik noktamız 30 seviyesidir. 30-33 bölgesinde yine dikkatli olmakta yarar bulunuyor. Ne zaman ki 30 seviyesi net bir destek konumuna gelebilir, getirilebilir ise işte bu durumda Aselsan için %50'ye denk gelen 33 ve %61.8'e denk gelen 36-36.5'lar seviyesine doğru bir hareketlenme ihtimalinden teknik manada bahsedebilmek mümkün olacaktır. Evet arkadaşlar dediğim gibi 25 aşağısına geldiği zaman 23'ler civarından bir alım ilgisi oluşuyor.
Ama 30 seviyesine yaklaşırken, 28'ler, 29'lar seviyesine yaklaşırken bir satış baskısı oluşmakta. 30 direnci aşılmadan Aselsan'ın net bir yükseliş trendi içerisine girme olasılığının teknik olarak mümkün olmadığını görmekteyiz. Bu hafta için Aselsan'ın kritik seviyesi 24.04 pivot değeridir arkadaşlar. 24.04 ancak Aselsan 23.72 ile kapanış yapmış. Yani pivot seviyesinin, haftalık pivot seviyesinin aşağısında gerçekleşen bir kapanıştır. Aselsan'ın öncelikle 24.04'deki pivot seviyesinin üzerine çıkması, bu seviye üzerinde kapanışlar yapması lazım ki Aselsan'da yukarı yönlü bir ivmelenmenin veya Aselsan'ın aşağı gelme ihtimalinden ziyade yukarı yönlü hareket etme ihtimalinin daha yoğun olduğundan bahsedebilelim. Eğer ki 24.04 üzerinde kalır, burayı bir destek haline getirirse nereye kadar yükselebilir sorumuzun cevabı? İlk etapta 24.48 olarak almaktayız. Şayet 24.48'de aşılacak olur, burada bir zorlanma yaşamaz, bir satış baskısı oluşmaz ise 25.56 sonrasındayız arkadaşlar. 26 seviyesine kadar devam edebilecek bir yükseliş bu hafta için mümkün olabilir. Zira bu bir haftalık grafiktir ve buradaki pivot dirençleri ise haftalık, bu haftaya özgü pivot dirençleridir. Ancak 24.04 seviyesinin altında kalmaya devam ederse, 23.72 kapanışına rağmen 24 seviyesine yönelik bir atak olsa bile burada bir zorlanma yaşayıp da geri dönecek olursa 22.96'ya hatta 22.50 seviyelerine kadar geri çekilme ihtimali teknik olasılıklar olarak mevcut imiş. Evet sevgili arkadaşlar, Aselsan'la ilgili olarak söyleyeceklerim bunlardan ibarettir. Bu bir haftalık analizdir. Bu söylemiş olduğum rakamlar, veriler tamamıyla ve tamamıyla bu hafta için geçerli olan destek, direnç ve pivot verileridir. Günlük pivot verilerini az önce sizlere göstermiş olduğum sitenin web sayfasında, şurada gördüğünüz günlük pivot bölümünde, buraya girilmek kaydıyla buradan günlük pivot değerlerini veya farklı kaynaklardan da edinebilirsiniz. Bu sizin için hangisi daha kolay bilgiye erişmek anlamına geliyorsa. Arkadaşlar, bu analizin hemen ardından Türk Hava Yolları ile ilgili bir analiz aktaracağım. Şimdiden bilgisini vermiş olayım. Efendim hoşçakalınız. İnşallah faydasını, yararını görebilirsiniz. Teşekkür ediyorum.